Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 14-20 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Güneş Aslan burcunda ilerliyor. Bu hafta Aslan burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde ay ışığını kapatacak. Hafta başından itibaren ay Aslan burcunda bazemik fazla olacak. Venüs de Aslan burcunda biliyorsunuz ve 13 Ağustos'ta Güneş Venüs kavuşumunun ardından hafta genelinde ay Venüs karanlık bir pozisyonda olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren de artık onu sabah yıldızı olarak doğu ufkunda görmeye başlayacağız. Bu hafta hem Venüs'ün pozisyonu hem yeni ay öncesinde ayın kapanan fazla olması biraz hani bizi içe yönlendirebilir. Kendi duygularımıza, geçmişimize şöyle bir odaklanabiliriz. Ailevi konular, ebeveynlerle ilgili alanlar, çocukluğumuz, bizim için ilgi alanlarımıza daha fazla girebilir bu hafta. Evde yapılacak eksik kalmış işlere odaklanabiliriz. Daha önceden yapmak isteyip de yapamadığımız ya da yarım bıraktığımız konularla ilgilenebiliriz. Aile ile ilgili bazı konu ve kavramlar haftanın genelinde bizi daha fazla meşgul edebilir. 16 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. 23 derece Aslan Burcu yeni ayı sizin için de çok önemli. Venüs ile birleşiyor. Bu yeni ay burcunuzdaki Uranüs'ten de tam bir dik açı alıyor. Sürprizlere açık bir yeni ay. Dolayısıyla yaşamınızda ev, yuva, aile gibi konularda, ilişkilerle ilgili konularda ya da kişisel inisiyatif alabileceğiniz alanlarda biraz daha böyle özgür, yaratıcı, bireysel adımlar atabilirsiniz bu yeni ayın enerjisiyle. Yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Uranüs sürprizler getirebilir dedik. Biraz tabii ki Uranüs'ün stres ve huzursuzlukları da açık bir yanı var. O nedenle kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Çok fevri, çok dürtüsel davranmamak gerekiyor. Mars Başak Burcu'nda size güzel bir destek açısı veriyor. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönem, özgüveninizin yükseldiği bir dönem. Kişisel girişimlerinizde yaratıcı çalışmalar, sanatsal faaliyetler, aşkla ilgili konular, çocuklarla ilgili faaliyetlerde aslında hareketli olduğu kadar pratik ve hızlı çözümler üretebileceğimiz bir haftadayız. Perşembe günü, cuma günü, cumartesi öğle saatlerine kadar ay da Başak Burcu'nda ilerleyecek. Bu nedenle özellikle haftanın ikinci yarısı çocuklara daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Ya da sizin için romantik konular, buralardaki alacağınız bazı kararlar, hareketler öne çıkabilir. Finans konularında da biraz risklere açık bir hafta. Hızlı kazançlar olabilir ama yine de çok dürtüsel davranmamakta fayda var. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.